İYİ Parti Erzurum İl Başkanı Melih Kırkpınar'ın yaptığı bir suç duyurusu, daha doğrusu yapmaya çalıştığı bir suç duyurusundan söz etmiştim. Selahattin Pekin'in ifşalarında adı geçen AKP Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu, Ali Fuat Taşkesenlioğlu, Ünsal Ban, Serkan Taranoğlu ve Salih Orakçı hakkında suç duyurusu yapmak istiyor İYİ Parti Erzurum İl Başkanı. Fakat savcı bulamadığı gerekçesiyle bu suç duyurusunu yapamıyor. Bunu konuşurken Sayın Turan Çömez de Ünsal Ban'la ilgili önemli bir dosyayı ve bilgileri paylaşacağını ifade etmişti. Sayın Çömez, sizi dinliyoruz. Buyurun. Çok teşekkür ediyorum Tuncay Bey. İyi ki de Erzurum İYİ Parti İl Teşkilatı bu dilekçeyi verememiş bugün. Yarın daha kapsamlı, daha derli toplu bir dilekçe verirler umut ediyorum. Anlatacağım şeylere geçmeden önce Erdoğan'ın bir sözüyle başlamak istiyorum. Dicle'nin kenarında bir kuzuyu kurt kapsa ondan ben sorumluyum dedi Erdoğan. Şimdi hangi kuzuların nasıl kapıldığını anlatacağım. Bakalım Erdoğan gerçekten bundan ben sorumluyum diyebilecek mi, onu da merak ediyorum. Yıl 2003. Zonguldak AKP İl Kongresi, Erdoğan'ın bir ifadesi var. Aynen şöyle. Biliyorsunuz biz yolsuzlukların damarından girdik. Nerede bir yolsuzluk varsa bana bildireceksiniz. Erdoğan'ın kendi ifadesi. Ama yıllar içerisinde biz gördük ki AKP yolsuzlukların damarından girmemiş. Yolsuzluk AKP'nin damarından girmiş. Ve şimdi Erzurum konusuna dönmek istiyorum. Erzurum'la ilgili benim söyleyeceğim şöyle bir hatıram var. Mesleğime ilk başladığımda Erzurum'da çalıştım ben. Erzurum Sağlık Müdür Muavinliği yaptım. Erzurum'u yakından tanırım. Erzurum halkı yiğittir, kahramandır, dürüsttür, yurtseverdir, cefakardır, vefakardır. Bunu biliyorum. Ve ben Erzurum'da en az 15-20 bin çocuğu aşılamış, gitmedik köy bırakmamış bir hekimim. Orada yöneticilik yaptım ve Erzurum'un üzerinde hakkım var. Bu akşam bütün Erzurumlulara bir mesaj vermek istiyorum. Kalkın, bu dosyaya sahip çıkın. İYİ Partili bir yönetici bir şikayet dilekçesinde bulunuyor. Lütfen bu konuya kayıtsız kalmayın. Siz dürüst insanlarsınız, ahlaklı insanlarsınız. Bu konuya sahip çıkın. Sizin içinizden çıkmış bir milletvekili dedi ki ben hayatımı 6666 Kur'an ayetinin üzerine bina ediyorum. O ayetlerin en temeli diyor ki sakın ola kul hakkı yemeyin. Sakın ola birisinin malına, mülküne haksız bir şekilde el koymayın. Sakın ola devlet yetkililerine rüşvet vermeyin. Ayettir bunlar. Erzurumlulara sesleniyorum. Ve şimdi Erzurum İYİ Parti'ye sesleniyorum. Bu dilekçenizi bu akşam yeniden gözden geçirin ve bu söyleyeceğim şeyleri de ekleyin. Götürün, mutlaka bir savcı bulacaksınız. Şimdi Türk Hava Kurumu Üniversitesi'nin rektörü Ünsal Ban. Rektör olmadan önce kendisiyle ilgili bir dünya dosya var. Bu dosyaların hepsi sümen altı edildi ve kendisi Türk Hava Kurumu'nun başına getirildi. Türk Hava Kurumu'nda görev yaparken FETÖ'nün yayın organı Bugün Gazetesi'nde ve Samanyolu'nda birçok yazıları çıktı, mülakatları çıktı. Ve iddiaya göre Türk Hava Kurumu'nu 300 milyon lira civarında bir zarara uğrattı. Şimdi savcılara birinci vereceğim şey şu. Türk Hava Kurumu'nun üniversitesindeki bütün mezun olan öğrencilerini hepsini teker teker inceleyin. FETÖ okullarından kimler getirilmiş Afrika'dan? Bu çocuklara pilotluk eğitimi nasıl verilmiş? Üniversiteden nasıl mezun edilmiş? Bunların hepsini inceleyin. Birinci söyleyeceğim bu. İkinci söyleyeceğim. Ünsal Ban'la beraber arsa işlemleri yapan, onun arsa alım satım işlerini takip eden bazı AKP'li yöneticiler var. Bu yöneticiler üniversiteye doğru düzgün gitmeden sahte belgelerle üniversiteden mezun edildi. Hatta daha da ileriye gittiler. Bu üniversitede bu adamları öğretim görevlisi yaptılar. Teker teker araştırın, bulacaksınız. Evet. Ben bu isimlerin hepsini biliyorum. Evet. İkinci söyleyeceğim bu. Üçüncü söyleyeceğim. Her ne kadar karısından ve çocuklarından, daha doğrusu karısından ayrılmış olsa da 15 Temmuz darbe girişiminin hemen ardından, ki o dönemde eski karısıyla hiçbir ilişkisi kalmamış ve hatta eski karısı FETÖ soruşturmasıyla görevden alınmış. Marmaris'te 2,5 milyon dolar o zamanın parasıyla vererek çok yüklüce bir miktar arsa alındı. Bu arsaları karısının, eski karısının ve çocukların üstüne yaptı. Savcılara sesleniyorum. Gidin bu arsaları bulun. Bakın neler çıkacak arkasından. Geliyorum yukarıya. Mengen'e.
Mengen'de tam 200 dönümlük bir arsa aldı Ünsal Ban. İçerisine oteller, restoranlar, alışveriş merkezleri, çiftlikler, dünyanın masrafları yapıldı. Bu 200 dönüm arazinin bu üstündeki müştemilatla beraber bugünkü değeri 200 milyon lira civarında. Araştırın bakalım bu arsa, bu müştemilat kime ait? Hadi adını da vereyim. Ünsal Ban'ın şoförü ve Zehra Taşkesenli oğlunun danışmanı olan bir isme ait. Düşün peşine, bu paralar nereden geldi? Bir şoför, meclisten bizim maaşlarımızla, vergilerimizle parasını ödediğimiz bu danışman, bu 200 milyon dolarlı, 200 milyon liralık bu servete nasıl sahip oldu? Bunları araştırın. Savcı beylere sesleniyorum, savcı hanımlara sesleniyorum. Daha da ileriye gideceğim. Mengen'deki bu çiftlikte çalıştırılan Erzurumlu çobanlar var. Erzurum'daki savcılar, size sesleniyorum. Bu çobanların isimlerini çıkartın. Bunların içerisinde hayatını kaybedenler oldu trafik kazasında. Bazı arsalar bu çobanların üzerine yapıldı. Erzurumlu çobanların üzerine yapıldı. Çobanlar öldükten sonra araziler onların varislerine kaldığı için Ünsal Ban bunları almakta zorlandı. Bir sürü operasyonlarla arsalarını geri aldı. Gidin araştırın, bakın neler bulacaksınız bu arsalarla ilgili. İşte bu. Şeydeki, Mengen'deki o 200 dönümlük arazi içerisinde korunmuş inanılmaz şeyler var burada. Videoları, bütün belgeleri, bilgileri elimde. Öte yandan Ankara'da geçtiğimiz aylarda bir otel alındı. Bu otel başka bir isimleydi. 100 milyon liranın üzerinde bir para harcandı. Şu anda restorasyon yapılıyor bu otelde. Henüz açık değil. Ararsanız zaten hizmet vermiyoruz diyeceklerdir. Bu otelde Ünsal Ban'ın yakınları üzerine yapıldı. Araştırın sayın savcılar, bakın neler çıkacak bu otelin altından. Bir daha ileriye gidip söyleyeceğim. Ünsal Ban'ın çocuklarının ve eski karısının üzerine banka hesaplarını araştırın. Bakın kaç yüz milyon liralık para çıkacak. Hadi gelelim Ali Fuat Taşkesenlioğlu'na. Ali Fuat Taşkesenlioğlu, Bank Asya'da çalışırken FETÖ okullarına ne kadar para transfer etmiş? Bunları bulun, çıkartın. Yine bir sürü enerji firmalarına 100 milyon eurodan fazla usulsüz kredi verilmiş. Bunlarla ilgili yapılan bütün incelemeler, soruşturmalar sümen altı edilmiş. Alın bunları, çıkartın. Ünsal Ban'ın Londra'da şirketleri var. Londra'nın en zengin muhiti Çizik, adresini veriyorum. Adını da vereyim. Ünsal Ban'ın mali müşaviri geldi, bütün bu bilgileri verdi bana. Ve adam da mağdur. Londra'da iki tane şirketi var. Daha da ileriye gideyim. Kuzey Londra'da posta kodu E14 olan bölgede FETÖ'nün para kasası, Almanya'dan, Avrupa'dan paraları toplayan, İngiltere'den paraları toplayan bu para kasasıyla beraber Ünsal Ban'ın satın aldığı o devasa mülklerin peşine düşün Londra'da. Gelelim Malta'ya. Malta'da Valletta Limanı'na gelelim. Bulabilirseniz lütfen o fotoğrafı da gösterin. Arkadaşlarım gitti çekti. Özel olarak çektirdim. İnsanlar gönderdim Malta'ya. Malta Valletta'da bir şirket kurdu Ünsal Ban. Ve bu şirkete Malta bandıralı bir yatı tahsis etti. Bu yat Almanya'dan alındı, hepiniz biliyorsunuz. 85 milyon liralık bir yat. Peki bu yat neden Yunanistan adalarından bağlandı? Malta bandıralı yat. Sayın savcılar, bu yatın bütün güzergahını araştırın. Kaç kere girdi çıktı Yunanistan ve Türkiye arasında? Acaba Türkiye'den bazı önemli isimleri, FETÖ'den kaçan isimleri bu yatla mı taşıdılar? Araştırın bütün bunları. Sedat Peker'in iddia ettiği şeylerden hiç bahsetmiyorum. Ali Fuat Taşkesenlioğlu'nun 180 milyon dolarından, otellerinden vesaireden hiçbirisinden bahsetmiyorum. Kurulan şirketler ve bunun üzerinden SPK üzerinde yapılan operasyonlardan bahsetmiyorum. Bu milletin hakkı hukuku nasıl çalınıyor? Düşün bu işin peşine. Kimsesizlerin kimi? Sessiz yığınların sesi olacağız diye yola çıktınız. 3Y ile mücadele edeceğiz diye yola çıktınız. İlk dönemde milletvekili olduğum dönemde bas bas bağırdım. Yolsuzluk var dedim. Götürdüm yolsuzluk dosyalarını Abdullah Gül'ün eline verdim. Oradan netice alamadım. Erdoğan'ın makamına götürdüm, teslim ettim. Ve ardından başıma gelmedik kalmadı. İsyan ediyorum ben bütün bunlara. Nasıl bir Müslümanlıktır bu? Nasıl bir vatanseverliktir? Nasıl bir yurtseverliktir? Bu kadar rezaletin üzerine nasıl oturup iktidarınızı sürdürebileceksiniz? Çok fazla uzatmayacağım. Selçuk Bey söyledi. Önümüzdeki dönemin seçimleri son derece önemli. Bu seçimler Cumhur İttifakı ile Millet İttifakı arasında olmayacak. Bu seçimler iktidarla muhalefet arasında olmayacak.
Bu seçimlerde Türkiye'nin kaderi oylanacak. Bu seçimlerde biz doğruyla yanlışı oylayacağız. İyiyle kötüyü oylayacağız. Demokrasiyle despotizmi, demokrasiyle otokrasiyi oylayacağız. Ahlaklı insanların vizyonu ve geleceğiyle yolsuzluk yapanların geleceğini oylayacağız. Ve yavrularımızın istikbalini oylayacağız. Ey Erzurum, oylarınıza sahip çıkın. İçinizden çıkmış insanların yolsuzluk yapmalarına müsaade etmeyin. Ve Erzurum İyi Parti Teşkilatı gidin yarın bu dosyayı yeniden kendilerine ulaştırın. Ve iktidar değiştiğinde bütün bunların üzerine kararlı bir şekilde gidilsin ve Türkiye temizlensin. Tuncay Bey, vereceğim mesaj budur. Sayın Çömez, hakikaten müthiş bilgiler verdiniz. Tam anlamıyla bir suç duyurusu anlattıklarınız. Sevgili seyirciler, bu arada Ünsal Ban, AKP Erzurum Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu'nun eski eşi, bu devasa servete sahip olan bu isim. Ve aynı zamanda Zehra Taşkesenlioğlu da Bank Asya'nın başından SPK'nın başına getirilen ve borsada küçük yatırımcıyı dolandırmakla suçlanan, Peker'in iddialarında geçen Ali Fuat Taşkesenlioğlu'nun da kız kardeşi Zehra Taşkesenlioğlu. Ünsal Ban'la ilgili çok çarpıcı bilgiler verdi Sayın Turan Çömez. Türk Hava Kurumu rektörü olduğu dönemde FETÖ okullarından getirilen isimlere pilotluk diploması verildi, sahte doktora yaptırıldı ki bunları biz de bir dönem yazmıştık. Yani kimler doktor unvanı aldı o üniversiteden? Aldığı arsalar, milyon dolarlık arsalardan söz etti. Çobanlardan söz etti, üzerine mal mülk yapılan çobanlardan ve o çobanların trafik kazasında hayatını kaybetmesi sonrası Ünsal Ban'ın o arsaları geri alma çabasından söz etti. FETÖ okullarına verilen kredilerden söz etti. Çok önemliydi hepsi Sayın Çömez, çok önemli. Londra'da aldığı mülklerden, Malta'da kurduğu şirketten, o şirket üstüne yaptığı yattan, o yatın acaba Yunanistan'a bazı FETÖ'cüleri kaçırıp kaçırmadığından söz ettiniz. Çok çok önemli, elbette savcıların üzerine gitmesi gereken çok ciddi bilgileri bizle paylaştınız. Bir anlamda anında manşetli bir suç duyurusunda bulundunuz.